Türkiye'deki Suriyeli göçmen kadınlar ne yaşıyorlar, hangi sorunlarla mücadele ediyorlar ve neler yapılabilir bir göç konusunda uzman olarak sizin değerlendirmelerinizi de almak isterim. Tabii. Şimdi kadınların yaşadığı farklı problemler oluyor göçmen kadınların yaşadığı birincisi bunu yani Meksika'da da görüyoruz Avrupa'daki göçmenler arasında da görüyoruz birincisi kadınların çalıştığı iş kolları daha onları eve hapseden iş kolları, mesela temizlik işçisi olarak çalışmak ya da çocuk bakıcısı olarak çalışmak, bu entegrasyonu oldukça güçleştiriyor. Yani bir erkek göçmen işçi nasıl bir inşaatta çalıştığı zaman. Bir sosyal çevresi oluyor, dili daha çabuk öğreniyor, bir fabrikada çalıştığı zaman, bir tarlada çalıştığı zaman bile kadınlarda kadınlarda biz onları daha kısıtlı yerlerde görüyoruz. Yani ev içinde, onları hayata bağlamayan ya da dili öğrenmelerine hemen olanak vermeyen yerlerde görüyoruz. Şimdi Suriyeli göçmenler konusunda ayrı bir sorun daha var. Ben aslında iki sene önce Ankara'da Suriyeli göçmenlerle çalışmalara ufak ufak başlamıştım. Şimdi Suriye savaştan e, dolayı bu göç hareketi başladığı için Suriye'de e, Türkiye'ye gelen çoğu kadının diyeyim ya da çokça kadının eşleri zaten e, vefat etmişler. Yani buraya yalnız çocuklarıyla beraber gelen benim görüştüğüm kadınların hepsi böyleydi. Ee, yani on binlerce, yüz binlerce kadınlar. Sayıları bilemiyorum ama tahminim e, bu yönde. Şimdi böyle olunca e, bu kadınlar e, birincisi zaten bütün yük üzerlerinde hem çocuklara bakma yükü hem de e, ev ekmek getirme yükü. Şimdilik Avrupa Birliği'nin gönderdiği yardımlarla biz onlara yardım edebildik Türkiye olarak. Ama bundan sonra onların iş hayatına geçişini sağlamamız gerekiyor. Ama burada da şöyle bir problem var. Bu kadınlar iş hayatına geçerken çocuklarına kim bakacak? İkincisi bu kadınların e, aile fertleri, daha büyük aile fertleri diyelim babaları, amcaları onların çalışmalarına hoş gözle bakmayabilirler. E, ve buna karşı bir tabu olabilir. Böyle olunca çalışmak isteyen bir kadın olsa bile, ona iş imkanı sağlansa bile biz bu kültürel bariyeri nasıl aşacağız? Bence iki aşamada bunu ele almamız lazım. Birincisi nasıl bir iş gücü yaratabiliriz? İkincisi e, bu, bu aile baskısını e, düşünerek nasıl kadınların çalışmasına olanak e, getirebiliriz? Yani ben bunları iki önemli e, sorun olarak görüyorum. Ve aslında kadınların çalışması o çocukların geleceği için de elzem. E, yani aslında hepimiz için. Çünkü şu anda Türkiye'de bir milyon Suriyeli çocuk var. Biz onların... Ve bunlar Türkiye'de artık yani e, kaç senedir Türkiye'deler. Belki Türkçeleri e, ana dillerinden daha gelişmiş, e, ana dillerinde okuyamıyorlar ama Türkçe'de okuyabiliyorlar. Burayı kendi memleketleri olarak görüyorlar. Biz ileride problem yaşamamak için onları mümkün olduğunca eğitebilmemiz, onlara mümkün olduğunca olanak sağlayabilmemiz gerekiyor. Bu da onların annelerine olanak sağlamaktan geçiyor. O yüzden çok önemli bir soru sordunuz. Bence bu konuda gerçekten önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii eğitim konusu bizim hepimiz için geçerli. E, baktığımız zaman da hani e, kadın konusu Türkiye için de geçerli. E, kadın evinde hapsolduysa eğer iş hayatına katılamıyorsa ne sosyal hayatın içinde olabiliyor, iş hayatında olmadığı için ne de ekonomik olarak güçlü olabiliyor. Aynı şey e, kadın, her yerde kadın, e, Suriyeli kadınlar için geçerli. Onların e, sıkıntısı İki katı fazla başka bir ülkede yabancı bir ülkede ve çok önemli bir şey işaret ettiniz. artık onlar bizim vatandaşımız ee, ve bu vatandaşlar ne kadar toplumun geri kalanıyla eğitim seviyesi ve ekonomik açıdan yaklaşırsa birbirine ülke kazanacak yani Kesinlikle. hepimizin refahı hepimizin e, demokratik bir ülkede yaşama avantajı ve eşit fırsatlar içinde yaşama avantajını elde edecek. Elde edebilmesi açısından önemli. O iki yıl önce çalıştım dediniz. Oradan ne sonuç elde etmiştiniz? Hani? Yani çok, evet çok ufak. Ben saha çalışması yaptım. Hikayelerini dinlemek istedim. Yani buraya getiren sebepler ne onları? Nasıl Türkiye'ye geldiler? E, ve altı e, aileyle görüştüm. Ondan sonra amacım devam etmekti bu konuda ama sonra pandemi gelince geçen yaz Türkiye'ye gelemedim ve buna devam edemedim. Umarım pandemi sonrası tekrar bu çalışmaya devam etmek istiyorum. Yani yavaş yavaş bu problemi anlamak istedim. Yani yıllarca ben Meksika'da da saha çalışmaları yaptım, Tayland'da da ve gerçekten çok acı hikayeler dinliyorsunuz. İnsanların yaşadığı güçlükler, fakirlik, o çaresizlik ama bu Suriyeli göçmenlerin hikayeleri ayrı bir yakıcıydı. Yani ben bilmiyorum bir araştırmacı olarak çok objektif gözle bakmaya çalışıyorum ama tabii duygularınızı da engel olamıyorsunuz. Bir hafta on gün kendime gelemedim. O görüşmeleri yaptıktan sonra. Yani çok büyük zorluklar, çok büyük acılar. En yakınlarınızı gözünüzün önünde kaybetmenin verdiği travma ve yani ondan kurtulmak da zaten psikolojik destek de gerekiyor bu tip travmaları yaşamış olan insanlara. Gerçekten savaştan çıkmış insanlar bizim nasıl e, savaştan gelen askerlerimiz ya da tehlikeli yerlerde e, nöbet bekleyen askerlerimiz geri döndükleri zaman entegrasyon problemi yaşıyorlar topluma tekrar katılma problemi yaşıyorlar o deneyimden sonra yani bu insanların hepsinin de böyle çok acı hikayeleri var bir yandan da olayın bu boyutu var tabii, psikolojik boyutu peki Türkiye'nin şimdiye kadar izlediği politika sizin az önce hani her açıdan eğitmemiz gerekiyor dediğiniz o cümlenize denk düşüyor mu? Türkiye'nin izlediği politikada son sorum olsun. Nerede eksiklik var ve ne yapılmalı hızlıca? Yani Türkiye'nin yaptığı şey aslında büyük bir şey. E, bu göçmen çocukları Türk okullarına gidebiliyorlar ve aslında bazı çalışmalar da var. Yani akademisyenlerle e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın beraber çalıştığı mesela Şule Alan ve ekibinin e, bu konuda çok önemli çalışmaları var. E, e, yani yapılabiliyor ama Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke. Aslında e, e, yani uluslararası anlaşmalara baktığımız zaman bu göçmenlerin büyük çoğunluğunun gelişmiş ülkelere kabul edilmiş olması gerekiyordu. Bu ülkelerin imzaladığı anlaşmalar nedeniyle yani biz Türkiye olarak çok büyük bir yük kaldırıyoruz. Yani bu insanlık için çok önemli bir şey ama dünya genelinde baktığımız zaman yani bu daha eşit paylaşılması gereken bir yükte aslında. Amerika, Avrupa'daki ülkelerin daha büyük bir rol oynaması gerekiyordu burada. Şimdi onu bir kenara bırakalım. ne yapmamız gerekiyor? Siz çok önemli bir şey söylediniz. Yani şimdi yaptığımız her adım aslında bu göçmenleri e, Türk halkına yaklaştırmak için yaptığımız her adım bizim kendi çocuklarımızın geleceğine attığımız bir yatırıma. Onun için yaptığımız bir yatırım aslında. Çünkü böyle ülkelerde yani göçmenleri göz ardı eden ya da yani gereken şeyleri yapmayan ülkelerde o kadar büyük bir açık oluşuyor ki gruplar arasında bu açık daha sonra başka problemlere yol açıyor. Yani suç oranları artıyor, fakirlik artıyor, eşitsizlik artıyor, toplum içindeki kutuplaşma çok derin oluyor. Yani buraya getirmeden bu problemleri bizim şimdi bunu düşünmemiz lazım. Nasıl bu çocukları eğitebiliriz? Nasıl bu çocuklara olanak sağlayabiliriz? Bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Bunu aslında siz de işaret ettiniz. Hani göçmen aldığımız zaman sanki şöyle bir şey gibi düşünüyoruz. Elimizde bir pasta var ülke olarak. Ve şimdi daha fazla insan var. Bu pastayı daha ince dilimlememiz lazım. Hepimize düşen azalıyor. Ama şöyle düşünelim. Her yıl ne kadar çok çocuk doğuyor. Bizim çocuklarımız doğduğu zaman biz böyle düşünmüyoruz. Aa pastayı şimdi daha ince dilimlere böleceğiz. Şöyle düşünüyoruz. Bu çocuklar pastayı büyütecek. Bence göçmenler konusunda da öyle düşünmemiz lazım. Bu göçmenler tabii pastayı daha ince dilimleyeceğiz ama pasta da büyüyecek. Çünkü daha fazla insanız. Yeter ki bu kadar insana istihdam sağlayalım, çocuklara eğitim sağlayalım. O yüzden pozitif bakalım diyorum buna da.